Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 2024-25 KYK burs ve kredi sonuçları tahmini olarak ne zaman açıklanabilir? Bunun dışında sonuçlar açıklandıktan sonra neler yapmalısınız? Hangi adımları uygulamalısınız ve taahhütname onayını kimler yapacak? Taahhütname onayı nedir? Bu üç konuyla ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk konumuza gelelim. KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanır? Bu arada şunu da söyleyeyim. Açıklandıktan sonra sonuçlarınıza nasıl bakarsınız? Burs mu çıkmış, kredi mi çıkmış? Nasıl anlarsınız? Eğer kredi çıkmışsa kredi iptali nasıl yaparsınız? Bunlarla ilgili videolar da çekeceğim. Kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle sonuçlar tahmini olarak ne zaman açıklanır? Arkadaşlar geçen seneye baktığımızda başvurular 12 ile 19 Ekim arasında yapılmış. 16 Aralık'ta da sonuçlar açıklanmış. Uzun bir süreç maalesef. Yani beklemeniz gerekiyor. Bayağı bir süre beklemeniz gerekiyor. Neredeyse 50 güne yakın bir gün aşağı yukarı beklemeniz gerekiyor. Bu sene de baktığımızda 8'i de başlamış, 13'ünde bitiyor arkadaşlar. Tahmini olarak da bir yorum yapmak gerekirse Kasım ayının sonuyla Aralık'ın başları gibi eğer olağanüstü bir durum olmazsa açıklanacağını düşünüyorum. Tabii sizin de yoruma açık bir durum bu. Bu şekilde bir tarih aralığı seçebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Sonuçlar açıklandıktan sonra neler yapacaksınız? Arkadaşlar size ya burs çıkacak ya kredi çıkacaktır. Eğer burs veya kredi, örnek veriyorum, burs çıktı, almak istiyorsunuz, mutlaka taahhütname onayı yapacaksınız. Şimdi taahhütname onayın nedir? Birazdan ona geçeceğim. Bu arada taahhütname onayıyla ilgili de video çekeceğim. Onun için dediğim gibi takipte kalın. Burs çıktı arkadaşlar. Taahhütname onayı yapmazsanız sizin başvurunuz iptal edilir. Burs iptal edilir. Kredi çıktı varsayalım. Siz kredi almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Öncelikle bunu düşüneceksiniz. Eğer kredi almak istiyorsanız taahhütnameyi onaylayın. İstemiyorsanız onaylamadan bırakabilirsiniz. Şimdi taahhütname onayı nedir? Size burs veya kredi çıktı, onaylamanızı istiyorlar. Size burs çıktı, onaylıyor musunuz? Veya kredi çıktı, onaylıyor musunuz? Size bir onay bilgisi veriyorlar burada. Bir metin veriyorlar. Bu metini onaylıyor musunuz diye size soruyorlar. Eğer taahhütnameyi onaylarsanız burs veya kredi onaylamış oluyorsunuz ve artık bunu alıyorsunuz. Onaylamazsanız da ben bunu istemiyorum demek oluyor. Bu da taahhütnameyi onaylamanız için burs ve kredi başvurunuz kabul edilmeye biliyor. Bunu aklınızda olsun. Bazı arkadaşlarımız şöyle de sorabiliyor: hocam ben taahhütnameyi onaylamadım ama gene kredi çıktı. Krediyi de iptal edebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim sizlere. İptal başvurusunda bulunup iptal edebiliyorsunuz. Bununla ilgili içerikler de üreteceğim. Kanala abone olup takipte kalmanız yeterli olacaktır. Şimdilik hepinize iyi günler.